Olmuş. Bak abi şu boşluk var, bir küreği soksana. Bak abi kürek gidiyor. Kazdığımız yer burası. Buraya çarptığı için gidiyor. Bak abi. Yoksa gidecek. Kürek şurada tıkanıyor. Şurada bak abi. Sapı yani gidiyor bildiğin. Abi ama. Yaman abi kolay gelsin. Bak abi burada malzeme gösteriyor komple. Bak abi. Bak şimdi. Bozukları atalım. Bozukları. Birkaç tane attım. Bak abi. Derinlik ise 1 metre gösteriyor. Yerine bir taş aldım. Çünkü 1,5 metre kazmışız. Tamam, derinde bir taş var. Ama iki taş alınca derinlik vermiyor. İki taş. Bakmadım. Malzeme işareti göstermiyor ama taşı atacağım. Bir de yan keşe. Yan dik bulamıyorum. Bak abi bir tane taşı atıyorum. Çarpı. Yani 1 metre. Belki. Yaman abi kolay gelsin. Bak burası komple malzeme gösteriyor. Çok kazdık. Yaklaşık 1,5 metre var. Bak abi. Şimdi değerini ölçeceğiz. Bozuk parayla. Bozuk bir TL. Böyle de ışık ile bırakın. Bak abi bozuk para attım yere. Malzeme var işareti yapıyor. Abi elime iki taş alıyorum derinlik için. 2 metrede ise önümde 2 metre derinlikte ise çarpı yapacak. Bak abi. Çubuklar kapanmıyor ama bir tane taş bırakacağım. Bıraktım. Bak şimdi abi. Yani 1 metre ötede. Ama diz çöktüğümde ise 1 metre öte yok ya. Bak abi çarpı işareti yapmıyor. Arıyor. Ama taşı bıraksam altına geliyor. Sicilya parasıdır hocam. Dört altlı. Medusa parasıdır bence. Güneydoğu'dan bulunan bir paradır. Mezopotamya bölgesi. Buna Sicilya parası diyoruz. Artık değeri neyse bilemiyorum. Artı 2 adet Roma dönemine ait 157. para. Hatıra paralarıdır. O da Mezopotamya bölgesinde bulunan bir paramızdır. Bir tarafı şövalye arabası var. Bir tarafta da kral var. Durum böyledir hocam. Değeri neyse bir araştır. Müzeye satacaksak müzeye koyalım.
Merhaba arkadaşlar, ben Define Kral Ümit Yaman. Kral Ümit Yaman define çubuklarıyla. Şimdi arkadaşlar, bir yerde diyelim ki çubuk çarpı yaptı. Yani değerli hareketi verdi. Altta boşluk mu var yoksa gerçekten metal ya da heykel mi var? Bunu anlamak için bir define sağlaması yapacağız. Bu benim icadımdır bu fikir. Adı Ümit Yaman sağlaması olarak ya da define sağlaması olarak anılacak bundan sonra. Arkadaşlar, elimizde herhangi bir bozuk para, gümüş, altın da olabilir. Şimdi diyelim ki çubuk altta değerli bir şey verdiği zaman böyle çarpı yapar. Bakın, çarpı yapar. Çarpı yapar ama bazen toprak altı işaretlerine, hava boşluğuna da çarpı yapabiliyor. Peki bu durumda ne yapacağız? Bu durumda herhangi bir bozuk para. Bakın, önce tuttuk, çarpı yaptı. Sonra bir tane bozuk parayı alacağız, şuraya koyacağız. Eğer tekrar çarpı yaparsa orayı kazacağız. Ama toprağa ya da kayanın üstüne parayı koyduktan sonra çubuk çarpı yapmaz, sağa ya da sola giderse orayı kazmıyoruz. Orada %70 hiçbir şey yok. %20 bir şey var. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.